Bazı ateistler nasıl 600 bin TL'lik arabaya biniyor anlamıyorum. Ben diyor namaz kılıyorum, sohbete gidiyorum, çalışıyorum. Hacı Murat bile yok bende. Lütfen cevap verin hocam, lütfen hocam. Bak sana Muhammed Aleyhisselam'dan bir hadis-i şerif söyleyeyim. Allah Teala Hazretleri bu dünyaya bir sivrisineğin kanadı kadar değer verseydi... Bazı ateistler nasıl 600 bin TL'lik arabaya biniyor anlamıyorum. Çocuğu nereden yakalamış şeytan? Meğer adam çok zengin, Allah'a inanmıyor. Hocam, bazı ateistler nasıl 600 bin TL'lik arabaya biniyor? Ben anlamıyorum. Lütfen cevap verin hocam, lütfen hocam. İki defa üst üste yazmış. Lütfen hocam, yani adamın içinde sıkıntısı var. Bu sorunumu çöz diyor ya. Ben diyor namaz kılıyorum, sohbete gidiyorum, çalışıyorum. Hacı Murat bile yok bende. Adam diyor 600 bin TL'lik arabaya biniyor. Allah yok diyor, küfür ediyor Allah'a. Allah bu adama nasıl izin veriyor diyor. Kardeşim bu dünya kıymetli bir yer olsaydı. Bak sana Muhammed Aleyhisselam'dan bir hadis söyleyeyim. Peygamberim buyurdu. Allah'ın selamı üstüne olsun. Amin. Allah Teala Hazretleri bu dünyaya bir sivrisineğin kanadı kadar değer verseydi kafirlere ondan bir yudum su vermezdi. Muhammed Aleyhisselam'ın tespitine bak. Sivrisineğin kanadı kadar bile değer vermiyor. Dünyanın kelime manasını Edna'dan gelir. Edna aşağı olan yer. Cennet nerede? Semalarda. 7 kat semanın üstünde yukarıda. Dünya nerede? Aşağıda. Adem Aleyhisselam yukarıdaydı. Bir emri dinlemedi. Allah Edna'ya gönderdi. En aşağıya. En aşağıda çalıştı. Tövbe etti. Allah'ın istediği gibi yaşadı ve insanları yaşatmaya çalıştı. Allah tekrar onu cennetine aldı. Sen de böyle olacaksın. Şimdi ateist 600 bin TL'lik arabaya biniyor diye haklı mı anlamına geliyor bu? Bu doğru yolda olduğu anlamına mı geliyor? Cevap verdim kardeşe. Araba ne ki kardeşim? Ben Allah'ım diyen Firavun'un sarayı vardı ve ordusu vardı. Bırak ateisti, Allah'a inanmıyorum değil. Firavun ne diyor? Kendimin Allah olduğuna inanıyorum. Bırak o senin Allah'ını. Ben Allah'ım zaten diyor. Haşa ve kella. Musa Aleyhisselam da Harun Aleyhisselam'a demedi mi? Ene hayrun minhu. Ben sizin o Allah'ınızdan daha hayırlıyım. Yani bu ne demek? Ben sizin Allah'ınızdan daha hayırlı bir Allah'ım demek. Açık açık ben Allah'ım diyor ya. Ve bu adama Allah dünyada bak, sınava bak. Bazılarını varlıkla imtihan eder ki azabını ahirette daha fazla artırsın. Bu adama, bu ben Allah'ım diyen adama ordu verdi, devlet verdi. Emrinde yüz binlerce asker var, köle var. Yahudilerin tamamı Firavun'un kölesiydi. Şimdi bu adamın sonucu ne oldu? Denizde Musa Aleyhisselam'a küfrederken arkasında ordusuyla beraber küfrede de giderken seni yakalayacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım derken Allah suyu bir kapattı üstüne. Su kapatılınca Musa'nın geçtiğini de görünce perde kalktı, cehennemde gideceği yeri gördü. İman etti ama perde kalkınca biliyorsunuz iman geçersiz. İman dediğin şey görmeden inanacaksın. Gördükten sonra zaten ona iman denmiyor. Aklı tasdik deniyor. Gördüm, gözümü tasdik ediyorum, aklımı tasdik ediyorum. Gördüm ve inandım. Mesele görmeden iman etmektir. Firavun gördüğü anda iman etti ama imanın geçersiz olduğunu Kur'an bize bildiriyor. Değerlendirme yaptığımız zaman adamların dünyevi servetine bakmayacaksın. Bugün 600 bin TL değil, milyon TL'lik araçlara binen Müslümanlar var. Ölçüyü buradan alacaksan dünyada çok büyük zengin Müslümanlar var. O zaman ne diyeceğiz yani? Bu Müslümanlar bu kadar zengin, bu kafirler demek ki hepsi yanlış da bunu mu diyeceğiz? Zenginlikle fakirlikle bunun bir alakası yok. Allah kimini varlıkla dener, kimini yoklukla dener. Dünyada ahirette çok azap etmek istediği adama dünyada çok daha fazla varlık verir, çok daha fazla nimet verir. Azabını arttırmak için. Sakın bunlara aldanmayın. Şeytan size bu konuda gelmesin. Bu konuda gelmesin. Şeytandaki servet kimde var ya? O Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki şeytan tahtını okyanusun üzerine kurmuştur. Bugün hangi ülkenin devlet reisinin okyanusun üstünde tahtı var? Kimsenin yok. En büyük altınlar şeytanlarda. En büyük cinler, hizmetkarlar şeytanlarda. En büyük ilim şeytanlarda. Şeytanların ilmi bizim hocaların, alimlerin ilmi yanına yaklaşamaz şeytanların ilminin. Çünkü ölümsüz. Devamlı ilim depoluyor ve ölmüyor. Hafıza kaybı da yok. Bizde hafıza kaybı sorunu var, ölüm sorunu var, yaşlılık sorunu var. Bütün penaltılar bizde, dezavantajlar bizde. Şeytanda bu sorun yok. Dolayısıyla bunlarla ilmen baş edemeyiz. Şimdi onların ilminin bizden, şeytanların ilminin bizden üstün olması onun haklı olduğunu mu gösteriyor? Hayır. Hayır. En büyük alim şeytan ama Allah'a isyan etti. Ve ebedi olarak ateşte olmayı kabul etti. Bir anlaşma yaptı. Ve kabul etti, tercih etti. Şu halde dünyadaki her şey tercihimize bağlıdır.